Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, tilkinin 40 tane hikayesi varmış herhalde. Hepsi de tavuk üzerine. Benim de hikayelerimin tamamı neredeyse Kur'an'la ilgili. Ve doğal olarak da yıllardır Kur'an'la ilgili konular ele alınıp onun üzerinde sohbetler, konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Yine aslında Kur'an'la ilgili bir konu, fakat bu sefer biraz Kur'an'ın da dışına çıkılmasını gerektiren de bir konu. Belki bu konu birkaç hafta da sürebilir. Konunun başlığı benlik olarak insan, yani insan benliği, tabiatı, fıtratı, kişiliği, mizacı vesaire gibi, yani benlik dendiğinde bunları kapsayan bir husus. Bu aslında daha çok psikolojinin ve sosyolojinin de alanı olan bir şey, bu konular. Tabii ben kendimi sosyolog ve psikolog olarak görmem. Ciddi oranda okumalar yaptım. Her iki konuda da kitap okumaları yaptım. O açıdan umarım faydalı olacak şeyler söylerim. Öncelikle yaratılış ve yaratılış, yani bu konunun iki farklı şey olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bizim dilimizde her iki kelimeye de aynı anlam veriliyor. Yani yaratılış ve yaratılış. Yaratmak bir şeyi yoktan var etmek. Bir şeyi yapmak anlamında. Ama yaratılış ise o var edilen şeye ait özellikler demek. Yani Kur'an'ın fıtrat dediği şey bu. Şimdi Kur'an'ın halaka dediği şey yaratmaktır. Fetere dediği şey, ki fıtrat zaten Türkçe'ye yakın bir şey. O da özelliğidir. Mesela Allah'ın çiçeği yaratması, çiçeğin varlığı, var olması yaratmaktır. Ama çiçeğin rengi, kokusu, şekli, bunlar çiçeğin fıtratıdır. Yani yaratılış dediğim şey böyle bir şey. Fıtrat, yani yaratılış ve yaratmak iki farklı kelime. Dün akşam Zoom programında yaratılış konusunu konuşmuştuk. Tabii o tam tamamlanmadı. Hatta onun bugün ele alacağımız konuyla birlikte o konu ancak bir bütünlük arz edecek. Bu benlik, yani ben hani yaratılış, benlik dediğimde artık yaratılıştan söz ettiğimi ifade etmek istiyorum. Benlik konusunu inşallah konuşacağız, ele almaya çalışacağımız konu bu. Bu tabii yaratmayla ilgili konuları da beraberinde bilinmesi gerekiyor bu. O açıdan zaman zaman bu konunun içerisinde yaratmaya da bir gönderme, atıf yapmam tabii kaçınılmaz olarak gerekecek. Değerli kardeşlerim, kısaca size ele almaya çalışacağım konuları tek tek şöyle bir listesini sunmak istiyorum. Bir, kendimizi gereği gibi tanıyor muyuz? İnsanın tanımını doğru yapmayan hiçbir görüş, düşünce, insanı doğru kavramayan hiçbir anlayış insan için doğru bir yaşam tarzı öneremez. Söz konusu eğer insansa, insanı tanıdığınız zaman ancak ona neyin uygun olup olmadığını, onu neyin mutlu edip etmeyeceğini bilme imkanı elde edersiniz. Dolayısıyla insanı tanımayan, doğru tanımayan hiçbir ekonomik sistem, hiçbir hukuk sistemi vesaire insanın doğasını gerçekleştireceği bir yaşam tarzı öneremez. Ondan sonra kimim?
nereden geldim, nereye gideceğim, ondan sonra beklentilerin oluşması, insanın kendisine yeterliliği, yetmezliği, değerli olma ve yaşama anlam verme, korku ve umut arasında tükenen zaman, ömür, tercihlerimizi mi yaşıyoruz, mecburiyetlerimizi mi yaşıyoruz? İnsan içe ve dışa dönük iki yönlü bir varlıktır. Bireysel ve toplumsal kişilik, haz, ahlak, bencillik ve özveri arasında gergin bir yaşam. Etkilenmenin dereceleri, kendimize ve dış dünyada olup bitenlere değer verme, içimizdeki aydınlık ve dışarıdan aydınlanma, anda yani şimdiyi yaşama, geçmişin hatıraları ve geleceğin hayallerinden daha doğru bir seçenektir. Mutlu ve huzurlu olmak anda yaşamaya bağlıdır. Tercihler ve ilgiler değişir, çevre, çevreyle ilişki kurma şekli, seviyemizin yükselmesi ve kaliteye yönelme, birlikte olmak ve ilişkide olmak, mesafe ve sınırların doğru belirlenmesi, bunlar ele alınması gereken bu bağlamda konu başlıkları. İnşallah kısa kısa bunlar üzerinde ayrıca duracağız. Bir de benliğimizin istekleri var. Yani ne istiyoruz? İsteklerimizi belirlemede kişilik ve inancın etkisi nedir? Yani dolayısıyla haz duyulan şeylere sahip olmak, dünya hayatının süsünü sevmek, zengin olmak, konfor içinde yaşamak, güven ve barış içinde yaşamak, sağlıklı ve mutlu olmak, başarılı olmak, tanınmak, güzel veya yakışıklı olmak, özgürlük, güçlü olmak veya sahip olunacak her şeye hakkaniyetle sahip olmak, adalet ve eşitlikten yana olmak, sorumluluk bilincine sahip olmak, dürüst, samimi ve erdemli olmak, adil bir paylaşımdan yana olmak, kötülükle mücadele edenlerin yanında yer almak dedikten sonra, bunlar tabii peşi sıra birbirine bağlı şeyler, arkasında Kur'an'da sözü geçen bencil ve özverili olmak, iyilik ve kötülük, sevgi ve nefret, cimrilik ve cömertlik, merhametli olmak ve acımasız olmak, yine Kur'an'da geçen insanların çoğu şükretmezler, insan zayıf yaratılmıştır, insanların pek çoğu fasıktır, bunlar ayetler tabi. İnsanlar kendi kendilerine haksızlık yaparlar, insan çok zalimdir, insan çok acelecidir, insan çok nankördür, kimi insan çok cimridir, insan bilir bilmez her şeye karşı çıkmayı çok sever, İnsan aceleden yaratılmıştır. İnsan çok zalim ve çok cahildir. İnsan hırslı yaratıldı. Evet, bu benim benlikle ilgili üzerinde durulması gereken başlıklar olarak tespit ettiğim şeyler. Gördüğünüz gibi aslında liste uzun olmakla birlikte aslında bu listeye daha birçok şey ilave edilmesi gerekiyor. Yani edilmelidir daha doğrusu. Bunlar belki konunun akışı içerisinde ara verdikten sonraki sorular, katkılar bölümünde bu başlıklara ilave edilecek başka başlıklar da söz konusu olabilir. Önce cevaplanması gereken sorular üst başlığı altında şöyle bunları okuduklarını teker teker inşallah kısa kısa özetleyerek anlatmaya çalışacağım. Kendimizi gereği gibi tanıyor muyuz? Bu bir soru. Yani daha doğrusu cevaplanması gereken soruların birincisi bu. Kendimizi gereği gibi tanıyor muyuz? Burada bu soruya cevap verirken aslında göz önünde bulundurması gereken iki önemli husus var. Birincisi insan tek başına ne manevi ne de maddi bir varlıktır. Yani biz insanlar madde ve mana diyebileceğimiz, cisim ve ruh diyebileceğimiz iki ana bölümden oluşan bir varlık türüyüz. Dolayısıyla böyle bir varlık olmak
bizi doğru tanımlamamız açısından bu her iki konuyu da, yani maddi insanla manevi insanı, ruhsal insanla cismani insanı dengede tutmak, eğer siz bir insana var olmasını, varoluş amacına uygun gerçekleştirmesini istiyorsanız, o zaman bu iki ayrı ana unsuru dengede tutmak zorundasınız. Dengeyi birisinden birisinin lehine bozarsanız, o zaman zaten hayatta her şey dengede, dengeli olursa en doğru şeklini ifade edebilir, en adil şeklini ifade edebilir. Hatta adaletle ilgili, adalet bir şeyi ait olduğu yere koymaktır gibi bir tanımı var adalet kelimesinin, kavramın. Kur'an'daki şey de bu zaten. Yani bir şeyi ait olduğu yere koymak adalettir. Dolayısıyla bir şeyi ait olduğu yere koyduğunuzda orada dengeyi sağlamış olursunuz. Denge bozulduğu zaman, denge hangi tarafa bozulursa bozulsun, denge bozuldu mu artık o şey oraya ait olmaktan çıkar. Dolayısıyla orada zulüm başlar. Yani haksızlık başlar. İnsanın kendi kendisine haksızlığı da yine bu bağlamda. Dolayısıyla insan tek başına ne maddi ne manevi bir varlıktır. Hem maddi hem manevi diyebileceğimiz bir yapıya sahiptir. Artı insan muhtaç bir varlıktır. Yani hiç kimse ihtiyacı olan, yaşayabilmesi açısından gerekli olan şeyleri tek başına temin etme gibi bir imkana sahip değil. Muhtaç bir varlığız. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı dış dünyadan karşılamak zorundayız. Bu bizi ister istemez, bu ihtiyaçların zorunlu, zaruri olmazsa olmazlarımızı, hayatımızı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri temin etmek için ilişkilere girmek zorundayız. Yani kendi dışımızdaki dünyayla, doğayla, insanlarla, diğer canlı türleriyle ister istemez ilişkiye girmek zorundayız ve bu ilişkide iki yol vardır. Birincisi, bunları doğal olan, doğallık ifade eden şekliyle karşılamak, yani doğal olan neyse, özgün diyelim, belki bunu biraz daha iyi tanımlayabiliriz, özgün şekilde karşılamanın gerekli olduğunu, yani ekini ve nesli bozmadan, bugün dünya ekoloji işte sisteminin bozulması, tabiatın, doğanın bozulması vesaire, eğer biz ihtiyaçlarımızı hakkaniyet içerisinde gerektiği kadar, gerektiği gibi en doğru biçimde karşılayamazsak, yani karşılayacak bir model, bir yaşam tarzı oluşturmazsak, o zaman doğal olarak, kaçınılmaz olarak huzursuzluk diye bir şey ortaya çıkar. Yani bugün dünyanın içinde bulunduğu esas büyük bunalımın, kaosun, huzursuzluğun esas nedeni, insanın ihtiyaçlarını karşılarken özgün olan, doğal olan yoldan ayrılmış olmasıdır. Yani bu doğal yoldan karşılamak nasıl olur? Hangi yol doğaldır, hangi yol doğal değildir tarzındaki soruların tabi uzun uzun cevapları verilebilir, ama bir şeyi aslına uygun yapmaktır doğal olan. Eğer siz aslına uygun yapmayı terk ettiyseniz, orada doğallığı bozarsınız. Doğallığı bozduğunuz zaman da aslında siz kendi varlığınızı tehlikeye atmış sayılırsınız. Mesela şu anda işte bazı canlı türlerinin, nesillerinin yok olduklarını görüyoruz. Bazı canlı varlıkların ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Çünkü onların yaşam alanlarını kirlettik. Onların deyim yerindeyse oksijenlerini yok ettik. Ve dolayısıyla yok olmalarına sebep olduk. Aslında yok ettiğimiz şey kendi geleceğimizdir. Çünkü bilimsel olarak da işte şu anda canlı türünün varlığını sürdürebilmesi için, örneğin arıların varlığı bunun için teminattır ya da garantidir. Arılarda
yani sayısal anlamda çok bariz bir azalma olursa ya da yok olurlarsa canlılığın devam etmesinin mümkün olmadığını, yani canlılık denen hayatın sona ereceğini biliyoruz. Dolayısıyla insanın ne maddi ne manevi, maddi ve manevi iki ayrı unsurun bir araya gelmesiyle oluşan bir varlık olduğunu ve burada denge bozulduğu zaman insanın da aslında bunalıma gideceğini, yine ihtiyaç sahibi bir varlık olarak ihtiyaçlarını doğal yollardan karşılanmazsa eğer kesinlikle huzurunun ve mutluluğunun biteceğini bilmeliyiz. Bu anlamda insanın tanımını doğru yapmayan, bugün yeryüzünde belli başlı sistemler var. Belli başlı sistemler var. İşte diyelim ki bu sistemleri eğer isimlendirirsek adına Marksizm ya da komünizm ya da sosyalizm, aynı kapıya çıkacak şeyler bunlar, veya demokrasi veya liberalizm, kapitalizm veya işte krallık, sultanlık veya işte adına şeriat gibi, yani yeryüzünde insanların yönetimin ve yaşam tarzını belirleyen sistemler bunlar. Veya işte bugün üniversitelerde de özellikle psikolojide, çünkü psikolojinin ana konusu insan, dolayısıyla genellikle psikoloji üzerinden tanımlamalar yapılır insana ilişkin, ya da bunlar, yani sosyoloji, psikoloji, toplum bilim ya da kişisel öznel bilim, hiçbir şey yani değişmiyor, fark etmiyor. Eğer siz bakın insanı doğru tanımlamıyorsanız, sizin insana dair önereceğiniz hiçbir sistem, adı ne olursa olsun, kesinlikle insana adalet, huzur, barış, kardeşlik sunamaz. Yani çünkü tanımadığınız bir varlığa, örneğin insanı sadece maddi bir varlık gibi düşünen işte Marksizm, insanı asla mutlu edecek, huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak bir yaşam tarzı gerçekleştirme şansı ve imkanı yoktur. Niçin? Çünkü insan sadece maddi bir varlık değil. Yine özellikle daha çok her inançta var. İşte adına bizim tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz, münzevilik dediğimiz, dünyadan elini, eteğini, ayağını vesairesini çekilmesi, dünyanın işte gereksiz olduğunu, geçici olduğunu, önemsiz olduğunu, buna benzer şeylerle hayatın tamamını manevi bir hayata, hayat alanına indirgeyen, yani maddi bir yönünü yok sayan bütün inanç sistemleri de, bütün anlayışlar da yine böyle. Diyelim ki işte adına özgürlük denen, özgürlük denilen, tamamıyla insanın daha çok ihtiraslarına, daha çok konformist bir yaşama doğru eğilimlerine, insanın hırslarına yönelik konularda insanı merkeze alan ve bunun üzerinden insana yaşam tarzı öneren bütün sistemlerde, yani her bir sistemin, her bir düşüncenin, her bir fikrin, görüşün bu bağlamda insana sunduğu şeylerin sonunda insanı nasıl büyük felaketlerle karşı karşıya bıraktığını ve insanın dünyasını zindana çevirdiğini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bugün Avrupa uygarlığı, işte Avrupa uygarlığının insan ene dediğimiz bencilliğini, egosunu özgürlük adı altında merkeze alarak onu özgürleştirmeyi gerçekleştirmek adına bütün şeyleri de sağlayarak gerçekten toplumu eski parangalarından, eski esaret boyunduruklarından kurtarıp
güya insana yaraşır, insana özgü bir yaşam tarzına evirdiğini söylerken çok kısa bir süre sonra yani eski manevi alanlardan, işte diyelim ki kilisenin tanrısından ve kilisenin dininden kendi halkını kurtarıp özgürleştiren anlayış ve düşünce nihayetinde geldiği yer itibariyle yeryüzünde belki de insanlık tarihinde hiç yaşanmamış kadar büyük bunalımların yaşanmasına yol açmaya başladı. Aile denilen kurum tamamıyla tükendi. İnsanın doğal yaşam alanı yok edildi ve artık insanlar sadece kendilerini düşünen, kendileri dışında yeryüzünde hiçbir şeyi dikkate almayacak kadar bencilleşip, egoistleşip açlıktan sokakta insanların can çekişirken hallerine bile duyarsız, ilgisiz kalan bir dünyadan söz ediyoruz. Daha da korkuncu, şu anda özellikle Avrupa'nın belli başlı merkezlerinde, özellikle İskandinav ülkelerinde, yani Avustralya, Avusturya'da ya da işte ne bileyim Filipinler, Finlandiya'da, Avusturya'da, buralarda, Hollanda'da da bizzat gördüğüm için söylüyorum, ana bulvarların belli başlı merkezlerinde, köşelerinde cam, şeffaf sandıklar var. Çocuk doğuran anneler çocuklarını getirip bu sandıklara koyuyorlar ve belediyeler de gelip onları götürüp yaşatmaya, büyütmeye çalışıyorlar. Artık gerçekten insan, insanın kurduğu derler ya, böyle hale gelmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Bütün bunlar niçin böyle? Çünkü Rabbim her yarattığını, her yarattığına yaratılış özellikleri vererek yaratmış. İnsan da yine böyle yaratılış özellikleri olan bir varlık ve biz insan olarak birçok şeye, listesini yaparsak belki bitiremeyeceğimiz kadar çok şeye ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar eğer ihmal edilirse, mesela biz müminler, biz Müslümanlar yaratılışsal özelliklerimiz itibariyle, yani varoluşsal özelliklerimiz itibariyle aslında müziğin bir ihtiyaç olduğunu, eğlenmenin bir ihtiyaç olduğunu, sanatın bir ihtiyaç olduğunu yaratan Rabbimiz bu şeylere bizim fıtratımızda ilgi duyduğumuz şeylerle ilgili, acıkmak gibi, susamak gibi, evlilikler gibi, müziktir, sanattır, eğlencedir, dinlenmedir vesaire, bütün bunlar aslında insanın ihtiyacı. Bu ihtiyaçların bir kısmı yok sayıldığında, önemsizleştirildiğinde, değersizleştirildiğinde ondan sonra ortaya çıkan insan tabii ki bunalımlı olur. Çünkü ihtiyaçların bir kısmı eksik bırakılmıştır, karşılanmamıştır. Hayatta boşluk kabul etmez. Bir şekilde onu dolduracaktır. O açıdan dikkate almamız gereken şey, yaratılışsal özelliklerimiz itibariyle ihtiyaç duyduğumuz her alanda ve her konuda en doğru çözüm yolunu konuşmalıyız, tartışmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin arayışına girmeliyiz. Fakat maalesef özellikle söz konusu İslam olduğu zaman tek şey var sadece insanın ilgi alanına giren. O da nedir? Adına İslam'ın 5 şartı dedikleri ya da işte imanın 6 şartı dedikleri, bunları yaparsa bir insan ancak Allah'ı razı edebileceğini emin olun. A'dan Z'ye insanın doğal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan her şey kulluktur. Yani kulluğun tanımını yapmıştık ya. Yapılan, yapılması gereken her şey kulluktur ve her kulluk Allah'ı razı eder. Yani müzik de razı eder, eğlence de, sanat da
ve diğer şehirlerden. Neden? Çünkü bunlar Rabbimizin bizi yaratırken fıtratımızda yerleştirdiği şeyler ya. Şimdi Rabbim hiç gereksiz bir şey halk etmez ki. O açıdan ihmal edilmiş birçok alan var. O ya şimdi konuyu kısa kısa gidecek mi güya ama bir şeye takıldım kaldım şimdi. Dediğim gibi belki bu birkaç haftada sürecek kadar yani üzerinde durulmasını gerekli gördüğüm bir şeyler bunlar. Hem değerli kardeşlerim şu anda yeryüzünde maalesef hiçbir sistem, hiçbir düzen, hiçbir ideoloji, hiçbir inanç insanı doğru tanımadığı için, doğru tanıyamadığı için insana yönelik yaptığı önerilerin hiçbirisinin insanı mutlu etmesi, insanı yaratılışsal özelliklere, fıtratına uygun bir hayatı yaşamasını sağlaması söz konusu edilemez. Üç aşağı beş yukarı, kimisinin başka alanlarda güzel yerleri vardır, kimisinin başka alanlarda, yani her bir sistemin, bir düzenin tamamı kötü sayılmaz. Muhakkak güzel tarafları da, doğru tarafları da var. Ama bir bütün olarak insanın bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ki bunun için de o insanı tanımanız lazım. Ama dünya genellikle ikiye ayrılmış durumda. Birisi insanı sadece maddi bir varlık olarak görüyor. Bir diğeri de insanı sadece manevi bir varlık olarak düşünüyor. Dolayısıyla her ikisinde de insanın kaçınılmaz olarak bunalımla karşılaşmaması için hiçbir çıkış yolu yok. Şimdi burada esas ikinci bir soru şu: kimim? Kimim ben? Kimim? Yani neden yaratıldım? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Bu soruların cevabını verirken bu sorulara verilecek işte tek bir cevap yok. Herkesin kendisine göre muhakkak verdiği bir cevap var. Fakat biz daha çok Kur'an'ın bu konuda, yani insan denilen bu varlığın, insan denilen bu türün öncelikle yaratılmış varlıklar içerisinde en kaliteli, en iyi, en üstün varlıklardan birisi olarak tanımlanıyoruz. Yani en hepsinin en vesairesi de denecek kadar ama bu belki bizi yanıltabilir ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Canlı varlıklar içerisindeki en değerli varlık insandır. Ya da en değerli varlıklardan en başta gelenlerden birisi de insandır. Bizi değerli kılan şey nedir? Niçin değerliyiz? Bizi, çünkü Kur'an'ın bize biraz sonra ayetlerden inşallah ayetlere belki bugün geçemeyiz. Ama ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran şey nedir? Akıl diyebiliriz. Ama bu bizi yanıltabilir. Bakın bu bizi yanıltabilir. Akıl gerçekten bizi diğer canlılardan ayırır. Ama akıl bizi insan yapar mı? Yani Kur'an'ın dediği insan türünü yapar mı? Aslında yapmaz. Bu ne demektir? Aklı olan her insanın içerisinde, yani şöyle bir sıraya dizdiğiniz zaman onların içerisinden de, yani akıllı yatan hayvan canlı demek. Akıllı hayvanların içerisinden de insanı insan yapan şey onun sahip olduğu değerdir. Yani onun merhametidir. Onun kendisinden daha çok başkasını düşünecek kadar, düşünebilecek kadar erdemli olabilmesidir. Yani insanın diğer insanlardan ayıran, tamam bütün akıllı varlıklara insan dedik ama insanı değerli kılan, anlamlı kılan, önemli kılan onun sahip olduğu erdemlerdir.
Yani sahip olduğu ahlaktır. Yani merhamettir, şefkattir, samimiyettir, dürüstlüktür vesaire. Yani ancak bu insan mükemmel insandır. Ancak bu insan takva ehli insandır. Ancak bu insan Allah'ın Kur'an'da tanımını yaptığı ahsen-i takvim, yani en güzel yaratılışa sahip olan varlıktır. Dolayısıyla insan tamam akıllı bir hayvandır. Eyvallah. Ama onu akıllı varlıklardan ayıran şey. Dolayısıyla burada kendimizi tanımalıyız. Kendi değerimizi belirlemeliyiz. Bizi değerli kılan şey aklımız sadece bir unsurdur. Ama o aklın da ötesinde bizi esas anlamlı ve değerli kılan şey bizim yönümüzdür. Bizim hayata bakışımızdır. Bizim kendimize, çevremize, hayvanlar, canlılar vesaire alemine karşı duyduğumuz hislerimizdir. Bakın hisler kadar önemli bir şey yok. His ediyorsanız varsınız, his etmiyorsanız yoksunuz zaten. Onun için insan olmak hissetmektir. Ne hissediyorsunuz? Sevgi. Ne hissediyorsunuz? Şefkat. Ne hissediyorsunuz? Merhamet. Yani dolayısıyla bakın hissiyatlarınız ya da daha başka şeyler de hissedersiniz. Acımasızlık hissedersiniz, bencillik hissedersiniz, gaddarlık hissedersiniz. Bu da sizi yine Kur'an'daki tanımıyla belhum adel seviye itibariyle hayvanın bulunduğu seviyeden daha aşağı bir seviyeye düşürür sizi bu. Dolayısıyla akıllı olmak tamam, insanı diğer canlılardan ayıran basit bu. Ama insanı insan yapan şey aklı değil. İnsanı insan yapan şey onu değerli kılacak olan şeylere sahip olup olmamasıdır. Burası da tabii ki nereden geldik, nereye gidiyoruz, kimiz? Önce çok şerefli bir mahluk olduğumuzu, yaratık olduğumuzu, canlı tür olduğumuzu biliyoruz. Ve Allah'ın bu canlı türleri içerisinde kendisine muhatap alacak kadar değer verdiği, itibar sahibi kıldığı şerefli bir varlığız. Yani Allah'la konuşuyor olabilmek, bütün evreni yaratan bir gücün muhatap alacağı kadar değer verdiği, bundan daha büyük değer olamaz. Değer verdiği bir varlık olarak biz çok büyük bir şeref sahibiyiz. Dikkate alınmış ve özel, yani diyelim ki özel bir yaratığız biz. Bizi yaratan Rabbimiz bizi bu kadar mükemmel vasıflarla teçhiz etmiş, donatmış ve tabii ki bunun izahını da yaparken, yani bizi bir yaratıcımız var. Biz böyle iman ediyoruz. Bütün evreni yaratan güç, kudret bizi de yaratmış ve yarattığı diğer varlıkların da tabii muhakkak bütün varlıkların değerleri vardır. Yeryüzünde değeri olmayan hiçbir varlık yok. Aklınıza hangi tür canlı türü gelirse gelsin hiçbir varlık hakaret edilerek anılacak tarzda asla söz konusu olunmamalı. Yani bazen işte insanlar domuzu ya da eşeği ya da işte diğer böcekleri vesaireleri böyle onlara hakaret diliyle ifadeler falan kullanıyorlar. Bu doğru değil. Yani Rabbimiz bütün varlıkların kendi yaratılış eksenlerinde bir değerleri vardır. Yani kötü değildir hiçbir varlık. Buradan hareketle bizi yaratan Rabbimiz bizim diğer varlıklardan farklı olarak, çünkü biz gerçekten çok üstün olarak yaratılmışız, farklı olarak Allah bize bizi yaratma nedenini kendisine kulluk etmemiz olarak açıklıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani ben insanları, bütün insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kulluk kelimesi üzerinde durduk. Ne anlama geldiğini uzun uzun da anlattık. Birçok kardeşimiz bu konuları biliyor ama yeni gelenler için belki burada bir şeyler söylemek gerekir. Fakat konuyu dağıtmamak açısından bu konuya fazla girmeyeceğim. Şunu söyleyeceğim sadece. Değerli kardeşlerim, kulluk
insanın hayatında dışarıda tutabileceği hiçbir alanın olmadığı bir kapsama sahip. Yani Allah'a kul olmak demek, bütün bir hayatımızın maddi ve manevi, biraz önce tanımlamaya çalıştım, bütün bu alanların tamamının belirlendiği, belirlenen, Allah'ın belirlediği, Allah'ın boyadığı, Allah'ın tanımladığı bütün alanların Allah tarafından belirlenmesiyle gerçekleştirileceği bir alandan söz ediyoruz. Yani kulluk denildiği zaman hayatımızda kulluğun dışında tutabileceğimiz hiçbir alan yok. Hiçbir alan yok. Dolayısıyla kulluk merkezi bir kelimedir, kavramdır. Allah bizi kendisine kulluk etmemiz adına yarattığını söylerken, aslında bu da yine bizim için hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek kadar muazzam bir değerdir bu. Yani düşünün, Allah denen o güç, o sonsuz kudret sahibi varlık sizi kendisine kulluk etsin diye yaratmış. Bundan daha büyük bir şeref olamaz. Bundan daha büyük bir onur olamaz. Bundan daha büyük bir yücelik de olamaz. Zaten böyle olunca da ister istemez biz sadece ve sadece ona boyun eğeriz. Biz onun dışında hiçbir varlığa, hiçbir güce, hiçbir otoriteye boyun eğmeyiz, eğmemeliyiz. Bizi var eden, bizi yaşatan, rızkımızı veren, tekrar öldürecek ve tekrar bizi ödüllendirecek veya cezalandıracak olan tek yaratıcı Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a kulluk etmek demek, aynı zamanda mutlak özgür olmak demektir. Yani Allah'a kulluk etmeyenler, Allah'ın dışında muhakkak başka varlıklara, güçlere, düşüncelere kulluk etmek zorundalar. Kulluk kaçınılmaz olan bir şeydir. Yani ben kul olmayı reddediyorum demek gibi hiç kimsenin böyle bir gücü, imkanı ve hakkı yok. Ya Allah'a kulluk edersiniz ya da Allah'ın yanı sıra başka güçlere edersiniz. Dolayısıyla kulluk böyle bir şey. Allah bizi kendisine kulluk edelim diye yarattığını söylüyor. Ve bizi topraktan salsallin denilen, ondan sonra balçağa dönüşen, ondan sonra çamur olan ama özümüz itibariyle ana yaratılma aramız toprak diye tanımlayabiliriz. İnsanın bünyesindeki varlığını gerçekleştiren elementlerle topraktaki elementler birebir tamamıyla aynı. Biz topraktan yaratılmışız. Bunu biliyoruz. Kur'an öyle söylüyor. Toprağın işte değişik şekilleri, biçimlerinden de yine Kur'an söz ediyor, ayrı bir konu ama ve biz varlık olarak da dediğim gibi Allah bizi kul, kendisine kulluk edelim diye yaratmışız. Nereden geliyoruz? Topraktan. Kim yarattı? Allah. Niçin yarattı? Kendisine kulluk edelim diye. Bizim varlık serüvenimiz kısaca böyle değerli kardeşlerim. Şimdi beklentiler dakika mı oldu? Evet hocam. 40 dakika oldu. 2 dakika geç başlamıştık. 40 dakika oldu. Peki. Hocam devam edin. Biz bir defa değerli kardeşlerim, yine insan fıtratı, yani bizim yaratılışsal özelliklerimiz, her insanın aklı ermeye başladığı andan itibaren, hatta belki çok daha çocukluktan önceki evresine kadar uzanabilecek şekilde beklentiler diye bir şey vardır. Yani bütün insanların kaçınılmaz olarak beklentileri olur. Çocuk belki işte acıktığında beklentisi işte emmektir filan. Ondan sonra biraz yaşı ilerlediğinde
iş güç sahibi olmaktır. İşte ne bileyim evlenmektir. Mal mülk sahibi olmaktır. Güzel bir çevre elde etmektir. Bu beklentilerin maddi boyutlu olanı vardır, manevi boyutlu olanı vardır. Ama neticede insanlar hayatları boyunca hep beklentileri olur. Bir şeylere sahip olma arzu ve istekleri olur. Dolayısıyla da bu sahip olunulması istenilen şeyler, arzu ve istekler beklentiye dönüşür. Ve beklentiler gerçekleşmeden de insan mutlu olamaz. Yani insanın aslında hayatı beklentilerine feda ediliyor. Yani bunu biraz daha detaylandıracağım. Beklentilerin peki soru şu. Beklentilerin burada seçimi mümkün mü? Yani biz bu beklentileri hangilerini beklentiye dönüştürebiliriz? Arzularımızın, isteklerimizin filan. Hangilerini dönüştürdüğümüzde bu bizi doğru bir yola yönlendirir? Hangileri bizi yanlış bir yola sevk eder? Öncelikle şöyle söyleyebilirim değerli kardeşlerim. Beklentiler eğer zorunlu ve zaruri şeylerin elde edilmesine yönelikse bunlar olması gereken beklentilerdir, doğru beklentilerdir ve bu beklentilere sahip olabilmek için de verilecek mücadeleler meşrudur, doğrudur. Sadece bu beklentileri elde etmede uyulması gereken çok önemli kriterler vardır. Ama eğer beklentiler zorunlu ve zaruri olan şeylerin dışında ayrıca konfora yönelik, daha fazla şey elde etmeye yönelik. Yani zaruri ve zorunlu dediğim şey nedir? Bir insanın yaşaması için ne lazım? Yemesi ve içmesi lazım. Bu zaruri ve zorunludur. Bir insanın yaşayabilmesi için ne lazım? Barınması lazım. Yani ev sahibi olması lazım. Dışarıda yaşayamaz. Bir insanın yine hayatını sürdürebilmesi için ne olması lazım? Giyim, kuşam lazım. Buna benzer belki zamandan zamana değişebilir. Zorunlu ve zaruri beklentiler meşrudur, doğrudur. Elde edilmeleri için çaba gösterilmesi gereken şeylerdir. Ama bunun dışında daha lüks, daha konformist, zevkine göre, hevesine göre, enesine, benliğine, bencilliğine göre İstekler sonsuz. Bu sonsuz istekleri eğer insan beklentiye dönüştürürse onları da hiçbir zaman elde edemeyeceği için hiçbir zaman mutlu olamaz. Yani bizim şu anda dışarıdan baktığımızda özendiğimiz insanlar yani hanlar, hamamlar, yatlar, katlar, özel uçaklar filan olan insanların emin olun evine sadece sofrasına kuru soğan götüren insandan bile daha büyük ızdıraplar içerisinde olduğunu bilemezsiniz. Niye? Çünkü insan beklentilerinin tutsağı oldu mu? Beklenti de eğer sonsuz denilen o aleme açıldıysa hiçbir zaman bitmeyecektir. Hep dahası olacaktır. Bilmiyorum içimizde zengin kardeşlerimiz var mı yok mu bilmiyorum. Parayı kazanmaya başladıklarında, zenginleşmeye başladıklarında emin olun ne kadar az paraları varken o zaman daha huzurlu ve daha mutlular. Çoğaldıkça arzu ve istek büyüyor, beklenti büyüyor ve beklenti büyüdüğü için de ipin ucunu kaçırıyor. Dolayısıyla bizim aslında sağlıklı bir ruh hali ve zihin yapısında olan insanların dikkat etmeleri gereken konu zorunlu ve zararlı olanların dışındaki şeyleri beklentiye dönüştürmemesidir. Çünkü beklentiye bir kere dönüştürdünüz mü onu elde edinceye kadar rahatlayamazsınız. Beklentinizi elde edersiniz ancak o zaman rahatlarsınız ve işin garibi o rahatlamada zaten sizin uğruna mücadele ettiğiniz şeyin bitmesi anlamına gelir. Anlamı da biter, önemi de biter. Yeni yeni şeyler peşinden tekrar bu hayat böyle
yani beklentilerine tutsak bir ömür gibi bir şeyle hayatı tüketebiliriz insanların. Dolayısıyla hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir mutluluğun peşinde, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir huzurun peşinde yaşanmış bir ömürdür aslında. Beklentilerine tutsak olan insanların yaşadığı ömür. Değerli kardeşlerim, bir konuya daha değineyim. Ondan sonra uzayacak şimdi. Bir de insanın kendisine yeterli olması ve yetersiz kalması konusu var. Şu çok önemli bir şey. Bir insan beklentilerinden ne kadar vazgeçerse o kadar kendisine yeterli hale gelir. Ne kadar çok beklentiye girerse o kadar yetersiz hale gelir. Bir insan aslında eğer kendisine yeterliyse, kendisine yeterli oran olduğu oranda dışarıdan o kadar az şeye ihtiyaç duyar. Eğer kendisine yetersizse o yetersizliği oranında onu tamamlamak için dışarıdan o kadar çok şeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bakın, çevremize bakın. İnsanların kendilerine yeterli olanların oranları da şunu görürsünüz. Bu insanlar aynı zamanda kendileriyle barışık insanlardır. En mutlu insanlardır. Çünkü ihtiyaç duyduğu şey kendisinde mevcut. Dışarıdan, yani şöyle söyleyebilirim. Eğer siz kendinizi aydınlatacak aydınlığa içinizde sahipseniz, kendinizi dışarıdan ayrıca aydınlatmaya ihtiyaç duymazsınız. Ama sizi aydınlatacak bir aydınlığa sahip değilsiniz, dışarıdan aydınlanma ihtiyacı duyarsınız. Dolayısıyla da siz dışarıdan ne kadar çok şeye ihtiyaç duyarsanız o kadar muhtaçsınız ve o kadar eksiksiniz. Ama ne kadar kendinize yeterliyseniz, kendi iç dünyanızda sizin ihtiyaçlarınızı kendiniz ne kadar karşılayabiliyorsa siz o kadar dışarıdan Asya'ya ihtiyaç duyarsınız ve aslında bunun diğer bir adı da özgürlüktür. Yani başkasına mahkum olmamaktır. Başkasına boyun eğmemektir. Dolayısıyla insanın kendisine nasıl yeterli hale gelebileceği ya da insanın yetersiz olmasının nedenleri nelerdir? Bunu da inşallah daha sonraki sohbete bırakalım. Siz dediniz ki bugün ki yönetimler insanları mutlu edecek yönetimler değil. Evet. O zaman mutlu edecek yönetim nedir? Yani bunu söylerken Kur'ani, gerçek anlamda Kur'ani bir yönetim şu anda olmadığı için mi söylediniz, yoksa gerçekten bizi mutlu edecek yönetim şekli nedir? Yani öncelikle şu hususu altını böyle çok kalın kalın çizerek söyleyeyim. Kur'an'ın önerdiği bir yönetim modeli yok. Kur'an'ı dayanak... Hayır, sadece şu var. Bir yönetim modelinin insanı mutlu etmesi, huzurlu yaşamasını sağlaması için insanı tanıması gerekir dedim. İnsanı tanımıyorsa onu mutlu edecek bir yönetim, yani yönetimden kastım aslında yaşam, bir yaşam, bir yaşantı biçimi önermesi mümkün değil. Öneriyorlar da. Ama bu önerilenlerin mutlu etmeleri mümkün değil. Niye? Ya sen beni eğer tanımıyorsan benim ihtiyaçlarımın ne olduğunu dikkate alamazsın. Benim ihtiyaçlarımın bir kısmını gideriyorsun, bir kısmını açıkta tutuyorsun. Ben mutlu olamam. Yani benim maddi bir varlık gibi tanımlayıp ona göre bana bir yaşam biçimi belirleyen yönetim biçiminin yaşattığı bir yaşam benim ihtiyaçlarımı karşılayamadığı için ben huzur bulamam, ben mutlu olamam. Yani ben bunun için de hatta daha çok Marksizm'i örnek verdim. Dolayısıyla ben yaratılışsal olarak her neye ihtiyaç duyuyorsam bu ihtiyaçların tamamını dikkate alarak oluşturulacak bir yaşantı biçimi ancak bana özgü olabilir. Ben sizin sözünüzden şunu anladım. İnsanı en iyi tanıyan yaratıcıdır. Yaratıcının sözü olan Kur'an'ı temel alıp
onun ilkelerine bağlı bir yönetim şekli olursa insan da en azından bugünkülerden çok daha mutlu bir kesinlikle yani yaşam. Kur'an insanın fıtratıyla ilgili temel kriterleri belirlemiş. İnsanların neye ihtiyaç duyacak şekilde yaratıldıklarını, ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bunların giderilmesinin zorunlu ve zaruri olduğunu filan söylüyor. Burada konuya girmedim ama belki yeri gelince gireceğim. İnsanın yaratılışında mesela eşleşme, kadın erkek eşleşmesinin Kur'an'daki yapılan tanımı, o tanım üzerinden oluşması gereken bir hayat, bir yaşantı ancak insanları mutlu edebilecekken bu dikkate alınmadığı için, bu dikkate alınarak ortaya bir toplumsal diyelim ki değer yargıları oluşmadığı için, toplumsal kabuller oluşmadığı için de bugün evlilik denilen o kadın erkek eşleşmesi insanlığın en büyük problemi haline gelmiş. Ya da en büyük bunalımı haline gelmiş. Halbuki Allah bunu kendi varlığının kanıtı olarak söylüyor. Hum suresinde. En değerli şey olması gerekir. Yani o konuya gireceğiz inşallah ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an insanın fıtri özelliklerini ve ihtiyaçlarını böyle sıraladığınız zaman belki yüzlerce ana esaslarını ortaya koymuş. Yani siz insanı tanıdığınız zaman o insanların ihtiyaçlarını da bilirsiniz. Dolayısıyla o ihtiyaçları gidermenin de yolunu ortaya koyarsınız. Koymazsanız yani şuna benziyor bu. Eğer siz bir insanı normal yoldan kendisini doyurma, yani yeme içme ihtiyacını karşılama imkanı ve gücünü vermezseniz o insanın hayatında yapacağı hiçbir şey günah değil. Hırsızlıkta dahi hiçbir şey. Yani bunun için yapacağı her türlü kötülük bile bunun hakkı olur. Niye? Çünkü zorunlu ve zaruri bir ihtiyaç muhakkak temin edilmelidir. Yaşam hakkı için. Yani temin edilmelidir. Etmiyorsanız onu kendisi doğru yoldan doğru şekilde edemiyorsa istediği şekilde elde edebilme hakkına sahip olur. Yani bu konulara gireriz inşallah ayetlere geldiğin zaman. Teşekkür ederim. Hocam. Buyurun. Şimdi Kur'an'ın bir yönetim şekli yok dediniz ya hocam. Yani Kur'an herhangi bir yönetim şeklini bize önermemiştir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela... Hocam müdahale etmeyelim pardon. Evet. Kur'an-ı Kerim'de işte benim bildiğim kadarıyla yani okuduğum ve anladığım kadarıyla miras hukukunda bile yani orada bile temel ölçütler ele alınarak zaten açıklanmış. Yani karşılıkları verilen işte cezalar, mirasta ne kadar ölçü olabileceği, kadın erkek hakları gibi mesela bir takım ana haklarıyla belirlenmiş haklar var. Peki bu haklarla mesela bunlar bir takım çevreler tarafından Kur'an-ı Kerim'le ülkelerin yönetilebileceğini ve bunun adına şeriat hükmü dendiğini ve şeriatın dışında yönetim şeklinin olmadığını ve bunun kafirlik boyutuna kadar çıkarıldığı söyleniyor mesela. Bunu bir açıklayabilir misiniz? Benim kafam buna çok takılıyor. Şimdi Aslan kızım... Bazı konuları açıklamak benim kimyamı bozduğu için yani cümle kurmakta zorlanıyorum. Şimdi siz bir soru sordunuz. Çok önemli de bir soru. İşte yeryüzünde yaşayan 1.7 milyarlık o adına İslam denilen alemin en tepede inandığı bir şeyden söz ediyorsunuz. Ve bir tanımlama yapıyorsunuz. Şimdi ben sizin gerek şeriat kelimesiyle ilgili yaptığınız tanımlama, gerek bu miras hukukuyla ilgili o söz konusu olan 4 tane ayet vesaire bunlardan hareketle bir yaşam biçimi, yani bir yönetim biçimi. Yönetim biçimi dediğiniz sizin siyasal bir ayağı var. Hukuk
denen başka bir ayağı var, ekonomi denen başka bir ayağı var. Dolayısıyla bu üç temel unsur, daha çok ayaklar var da ama ana ayakları diyelim ki bunlar. Sizin Kur'an'da bunlara dair temel ölçüt sayılabilecek, ölçü almanız noktasında değer dediğimiz, bizim Kur'an'ın değerleri dediğimiz, yani diyelim ki adil olmak, hakkaniyetli olmak, herkese hakkını vermeyi işte ilke edinmek, dürüst olmak, böyle sayabiliriz değerleri. Yardımsever olmak, infak sahibi olmak falan filan. Bunlar Kur'an'ın sizin oluşturacağınız yönetim biçimine, hukuk sistemine, ekonomi sistemine bu anlayış çerçevesinde bir sistem kurmanız, yaşam tarzı kurmanızı zaten zorunlu kılan bir şey. Bu sadece İslam için değil. Hangi düşünceye ve görüşe mensup olursanız olun, bu görüş ve düşünce ilahi metinlere dayalı olabilir ya da insanların normal işte kendi çıkarımlarına dayalı olabilir. Her görüş ve düşünce sahibine bir bakış açısı kazandırır ve o sahibi o bakış açısıyla ülkeyi yönetir, ekonomiyi belirler, siyaseti belirler, hukuku belirler filan. Bu kaçınılmaz olarak zaten böyledir. Böyle olması demek işte İslam'ın bir devlet modeli öngördüğünü, İslam'ın bir hukuk sistemi, İslam'ın bir ekonomik sistem öngördüğü anlamına gelmez. Çağınızın, yaşadığınız ortamın ihtiyaçlarına göre ve sahip olunan koşullara göre ve bunları gerçekleştirecek araçlara göre bu sürekli değişkenlik gösteren bir şey, dolayısıyla sürekli değişen bir şeye Rabbimiz sabitelerle eğer belirleyici, kısıtlayıcı bir şey olursa bu zulüm olur bu. Yani değişen bir şeye değişmeyen bir şeyle cevap veremezsiniz. Yani bunun bu uzun bir konu ama İslam'ın şeriat denen bir modeli yok. Yani şeriatta siz hangi yasayı, hangi ismi, hangi şeyi verirseniz verin, bu kesinlikle diktatörlüğün, saltanatın, krallığın deyim yerindeyse kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi bir şey. Yani adına şeriat denilen o postun İslam'la, Allah'la, Kur'an'la hiçbir ilgisi yok. O postu çıkarttığınızda onun altında ne var? Diyelim ki krallık var, şahlık var, sultanlık var, padişahlık var. İşte diyelim ki Osmanlı'ya gittiğiniz zaman, Emevi'ye gittiğiniz zaman sultanlık var, saltanat var. Dolayısıyla bunların hiçbirisinin İslam'la, Kur'an'la, dinle, Allah'la ilgisi yok. Yani bunu bilelim. Gerisi zaten biz belirleyeceğiz. En iyisini, en doğrusunu, en güzelini oturacağız, konuşacağız. Belirlerken de Kur'an'ın kriterlerini ya da değerlerini dikkate alarak şu anda yine söylüyorum, insanı tanıyan bir bakış açısıyla, insanın doğal ihtiyaçlarının yaratılışını bilen bir düşünce dünyasında bir şey oluşturacaksınız. Dolayısıyla insanın her türlü ihtiyacını karşılamayı esas alacaksınız. Buyur kardeş. Hocam, Cihat Bey'in sorusuna bir ilaveten iki ufak şey. İnsanın mutlu olması için illa iyi bir yönetim altında mı yaşaması gerekir? İkincisi, insan yeryüzünde 50 bin yıldır mı var? Yani en son kalıntılar işte 13.500 yıl oldu. İstanbul'dan bu yana da 1400 yıl olmuş. Daha mükemmel sistemi bulamamışız. Ne zaman bulacağız? En iyi yönetimi getirenler nebilerdir. Bütün toplumlara. Yeryüzünde adaleti, barışı, kardeşliği. Yani bir kere iyi bir yönetim yoksa adalet yoktur. Adalet yoksa eğer düşmanlık vardır, öfke vardır, nefret vardır, haksızlık vardır. Yani adaletin olmaması bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bütün kötülüklerin çoğalması demektir. Dolayısıyla zaten adaletli olmak şart. Kesinlikle. O açıdan mutlu olmanın hani yegane yolu, tabii birçok şey sayabilirim. İkincisi... Hocam hemen pardon, siz bir örnek verirseniz de bugün vermediniz, bu Diyojen örneği aslında bu konuyla ilgili.
Yani adamın beklentisi yok. Siz onu güzel anlatıyorsunuz. Onu bir anlatın yeni arkadaşınıza. Yani mutlu adam mutlu. Hocam anlatacağım inşallah onu. Yani onun şeye... Zuma mı satıyorsunuz? Hayır, zuma değil. Şimdi konudan o kadar çok şey kaldı ki ben başlıkları siz yokken saydım. Burada herhalde 30-40 tane başlık saydım. Tek 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 böyle sıraladım, okudum. Siz daha gelmeden önce okudum. Tamam. Şu anda bunun 4-5 tanesini konuştuk. İnşallah diğerlerini de konuşacağız. İnsanın dikkat ediyorum ben Nebilerden hemen sonra mesela Nebi Muhammed öldüğü gün İslam bitti. Yani Nebilerden hemen sonra tekrar bozuluyor. Çünkü insan beklentilerinin kölesi oluyor. Beklentiler de sonsuz. Sonsuz olunca onları elde etmek için de bütün kurallar meşru. Bütün her şey meşru. Yeter ki onu elde etmek için de hiçbir hak hukuk tanımıyor, engel tanımıyor, yasa tanımıyor filan. Yani bu insan yapısıyla ilgili bir şey. O açıda insanın 50 bin sene önce yaratılmış olması ve o günden bugüne kadar da bir türlü aradığı hukuku, yani aradığı ekonomiyi, aradığı yönetimi, tabii bunlar bir kompleks, oluşturamamış. Yani umudumuz var mı? Bulacak mıyız? Şöyle, bakın insanla yani insan gidiyoruz biz. Şöyle hayır gitmiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Bakın eğer siz değeri, büyüklüğü sayısal çoklukta görürseniz umudumuz yok. Eğer siz gücü ekonomik güçte görüyorsanız umudumuz yok. Ama başarıyı sayı çokluğunda değil. Bakın. Ya da ekonomik güçte değil, ilkelere bağlılıkta, yani insan olmaya bağlı kalmakta görürseniz, yeryüzünde en güçlü olan sizsiniz. Bir kişide kalsanız bu böyledir bu. İnsanı diğer insanlardan ayıran vasıfları sayarken, sayının bir önemi yok ama bir kişi bile yaşıyorsa bu dünyada insan olarak yaşayabilme azmini, gayretini ortaya koymuşsa o bir insan, geriye kalan bir 8 milyar mı? 8 milyardan daha kıymetlidir. Az olması değersiz olduğu anlamına gelmez. Nereden nasıl baktığınıza bağlı bu. Onun için ben şuna inanıyorum. Sayı olarak değil ama değer olarak yeryüzünde insanlık hep yaşamıştır. Hep var olmuştur. Var olmaya da devam edecektir. Çünkü ben büyüklüğü değere göre değer varsa büyüktür. Değer varsa önemlidir. Değer varsa gereklidir. Değer varsa anlamlıdır. Anlamı yok. Ne olacak ki? Milyar olsa ne, yıldıza kadar olsa ne olacak? Önemi de yok. Yani o açıdan ben güzel insanlar var yeryüzünde. İnsan olarak kalabilme iradesini gerçekleştirecek kadar onurlu ve erdemli insanlar var yeryüzünde. Ve bu varlık da hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar kıymet veriyorum ben doğrusu. İsterseniz şu odadaki insan sayısı kadar olsun, biz yeryüzündeki değil, gökteki gezegenlerden bile daha değerli ve kıymetliyiz hocam. Ve de mutlu. Aynen öyleyiz yani, huzurluyuz. Evet, soru. Hocam, şimdi insanın iki yönü var dediniz. Hem ruh hem de beden. Ve insanın eğlenmede, müzikte ve yeme içmede bunlar da bir ihtiyacı. Bunlarda haddi aşarsak belki günah ve hata olur. Bir de hocam ben buradan yola çıkarak yani Allah'ın istediği günahsız ve hatasız bir insan mı? Veya erdemli olmak veya iyi insan olmak için günahsız ve hatasız mı olmak gerek? Günah veya hatamız varsa bu iyi insan olmadığımız anlamına mı gelir? Şimdi yeryüzünde insan olup da sıfır hata sahibi bir canlıdan söz edemezsiniz. Nebiler de dahil. Bence bazen insanın hata yapabilme iradesi varsa insan insandır zaten. Yoksa o zaman zaten insan değil ki o. Yani Allah insanı fucurunu ve takvasını birlikte bir arada var etmiş bir varlıkta eğer fucur alanı
tamamıyla körelmiş ve tamamıyla devre dışı kalmışsa zaten o artık insan değil. Yani o açıdan insan hata yapabilecekken yapmıyorsa insandır. Yanlış yapabilecekken yapmıyorsa, yani yapmama onu insan yapar. Yani yapma imkanınız var, yapmama. Şimdi yapmama noktasında da böyle tamamıyla %100 yapmamayı gerçekleştirme şey imkansızdır. Yani o küçücük sayılabilecek, istem dışı, bilmeyerek, istemeyerek, hatta bazen doğru olduğunu varsayarak, aslında doğru olduğunu düşündüğünüz için yaptığınız bir şey yanlış olabilir. Dolayısıyla bu şeyler sizin değerinizi asla düşürmez. Şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Bakın, iyi insan bazen kötü bir şey yapabilir. Bazen kötü bir şey yaptığı için iyi bir insan kötü olmaz. Kötü bir insan da bazen iyi bir şey yapabilir. İyi bir şey yaptığı için kötü insan iyi insan olmaz. Kötülük ve iyilik yani böyle sınırlı sayıda bazı şeylere bağlı olarak gerçekleşmez. Tüneldir o, yani tümdendir o. Böyle yapının geneliyle ilgilidir o. Genel değerlendirme yaparsın, iyidir, kötüdür. Erhan abi, şimdi az önce genel olarak denildi ki işte yönetimler imkanları sunacak, mutlu olsun toplum. Şimdi aynı imkanlara sahip iki kişiden birisi çok mutlu olur, biri hiç mutlu olmayabilir. Biraz da insanın kendi yapısıyla da alakalı değil mi? Yani değerlere sahip insan, efendim kanaatkar, kardeşim, onu zaten getiren. Bak, onu zaten söyledim. Dedim ki zorunlu ve zaruri ihtiyaçlarla yetinen bir insan, onun dışında beklentisi olmayan bir insan çok güçlü insandır. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabildiği için çok da mutlu insandır. Onun dışındaki insan beklentileri için ömrünü tüketen ve hiçbir zamanda mutlu olmayı gerçekleştirmeyen insandır. Onun zaten bu senin yapısıyla. Tabii senin yapıyla alakalı bir şeydir. Buyurun. Beklentiye girmemeyi nasıl başarabiliriz? Şimdi onu söyleyeceğim. Ben çok beklentisiyim. Hiçbiri de karşılanmıyor. Söyle başaracaksın kuzum beni. Bu beklenti senin açından, senin zorunlu ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmekle mi ilgili? Yoksa konformist bir yönelime, yaşantıya özenmenle mi ilgili? Yani orada bir özenti mi var? Çünkü özentiyle hiç bitmez. Biri biterse diğeri muhakkak devreye girer. Buna dikkat edeceksin. Eğer zorunlu ve zaruri değilse onu beklentiye dönüştürmeyeceksin. Olursa ne ala, olmazsa pek ala. Bu kadar yani. Gönül değerlerimiz bizim kendimizi tanımamızda ve mutlu olmamızda ön planda olsa. Yani benim için çok... Ben öyle ayrımcılığa karşıyım. Bakın. O bir espri var ya, mutluluğun resmini çiz gibi. Ben ona bak şu anlamda karşıyım. Yani gönül değeri, beden değeri, ben hangisi daha değerli diye sorsan, ya her ikisi de kendisi için çok değerli. Yani birisi diğerine kurban edilemez. Birisi için ihmal edilemez. Yani hayatı gönülle ilgili olan kısımlara yönelttiğin zaman kendine de zulmedersin, hayata da zulmedersin. Yani o da lazım, o da lazım. O da gerekli, o da gerekli. Onun için birinden birine dengeyi bozacak şekilde yöneldiğin zaman zulümdür. Biraz önce Yüksel Bey ya da kimdi bilemiyorum ama soru sorarken aklıma şöyle bir şey geldi. Hani insanların ihtiyaçlarını temin etmeleri, yani hangi ihtiyaçları? Yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan doğal ihtiyaçlardan söz ediyorum. Zorunlu, zaruri ve doğal olan ihtiyaçlar eğer temin edilmezse, eksik bırakılırsa, hani insanda bu eksikliği gidermek için o zaman ona Allah'ın haram kıldığı şeylerin haramlık şeyini yitirdiğini falan söyledim ya. Şimdi burada emin olun
aşırı şekilde daha fazlasına filan yönelmekten de söz edildi. Aşırı şekilde daha çok olanı istemek ne kadar yanlışsa, eksik bırakılması da emin olun o kadar yanlıştır. Aşırı olana yönelmek ne kadar günahsa, eksik bırakılması da o kadar günahtır. Yani insanı yoksun bırakacaksın. İhtiyaçlarını insan gibi yaşaması için gerekli olan şeyleri temin etmeyeceksin. Ona sabretmesini, ona efendim işte cenneti vaat ederek, beklentiye filan sokarak durdurmak, bunlar doğru değil. Yani kim insanın zorunlu ve zaruri ihtiyaçları konusunda bir eksiklik oluşturmuşsa, emin olun fahşalık yapmaktan o da bir fahşalıktır yani. Yani hak ettiği diyelim ki neyse, fazla verdiğin zaman ne kadar büyük zulümse, eksik bıraktığın zaman da o kadar büyük zulümdür bu. Yani her ikisi de zulüm yani. Onun için inşallah bu konuya biraz daha belki ilerleyen şeylerde gireceğiz. Daha aileyi konuşmadık, aile ilişkilerini konuşmadık, insanlar arasındaki ilişkileri daha konuşmadık. Konuşacak çok şeyimiz var. Hocam bir soruya bir görüşümü söyleyeceğim. Çok iyi olur. Yani beklentiye girmemek kişinin kendini geliştirmesiyle ilişkili. Siz başkasına ne kadar az ihtiyaç duyarsanız, kendinizi ne kadar geliştirirseniz, tekamül ederseniz, bilinciniz yükselirse o kadar dışarıya ihtiyaç duyarsınız, o kadar çok mutlu olursunuz, o kadar çok özgür olursunuz. Bir de gerçekçi beklenti olması lazım değil mi? Yani erişilmesi zor olan şeylerin beklentisi olursa mutsuz oluruz. Tabii ki bu ön şart. Erişme ihtimali zayıf olacağı için. Bir de hocam şimdi esas konuya geleceğim. Sizin bu insan niye yaratıldı diye verdiğiniz ayetli cevap, bence orada o ayet insanın niye yaratıldığını değil, Kur'an'ın bence özü olan tevhid ve şirk koşmamanın cevabı. Yani Allah diyor ki orada, ben sizi bana kulluk edin diye yarattım. Başkasına gitmeyin, başkasına kulluk etmeyin diye yarattım. Ama yani yaratılış amacı o değil, o demiyor sanki o ayette. Ben öyle anlıyorum. Çünkü bunu destekleyen, ben şu anda bir hızlıca baktım. Bir sürü ayet var. Yani 5-6 tane isterseniz yavaş yavaş söyleyeyim. 51'e 56, 20'ye 14. Yani önce şunu söyleyeyim, o tespitiniz çok önemli. Yani onu söyleyeyim. Bu yani tevhidi gerçekleştirmeye yönelik bir şirk dikkat çekme. Evet yani Kur'an'ın bence Kur'an özü o. Yani Allah'ı tek Allah bilmek, tamam. Tek ilah bilmek ve şirk koşma. Kur'an bunu kabul etmiyorsanız Kur'an yanlış anlarsınız bir kere. İkincisi yani biraz önce arada Nihat Bey de söyledi yani niye yaratıldığına ilişkin diğer ayet de var. Hanginizin daha iyi şeyler yapacağınız sınav yapmak içindir diyor. Yani bence bu da değil cevabı. İnsan yani şey Allah niye i̇şte inşallah yani, olmayanları sayıyorsan şimdi olanı da söyleyecek. Yani ben şunu diyeceğim. Allah'ın benim kulluğuma ihtiyacım var. Abi öyle bir yüce gücü buradaki 8 milyar insanın kulluğuna ihtiyacı mı var? Böyle bir yok. Yani bana çok mantıksız geliyor. Yani Allah ihtiyacı olduğu için mi yoksa senin kulluğunu korumaya aldığı için mi acaba? Yani Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten ihtiyacı olan bir şey Allah olamaz. Ama Allah, Allah'ın Kur'an'da söylediği hiçbir şey kendisi için değil. Hiçbir şey. Yani adına ne derseniz deyin. Namaz, oruç, hiçbir şey. Bütün her şey insan için. Kesinlikle. Tamam. Tamam. Dolayısıyla yani Allah'ın ihtiyacı olduğu için sen ona kulluk etmeni istemiyor. Sen ona kul olursan adam gibi adam kalırsın. Yani senin ihtiyacın var Allah'a kul olmana. Tamam. Peki hangimizin iyi şeyler yapacağını diğer ayete sorun. Allah zaten bilmiyor mu? Ebedi ilmiyle. O da var. Ondan sonra sonsuz ahiret hayatının yanında bu kısacık dünya hayatının ne önemi var? Çok büyük önemi var hocam. Sonsuz kazanıyoruz. Sonsuz hayatı bak buradan kazanıyoruz. Sonsuz hayatı buradan götürüyorsunuz. Tamam. Hayır 500. Yani insan cennetini de cehennemini de buradan götürüyor. Bu hayatı yaşamadan kazanamıyor. Bunu bu burası sana kazandırıyor orayı. Yani bu bir saatlik, yarım günlük, bir günlük olan bizim hayatımız, bizim bundan sonraki sonsuz hayatımızın belirleyicisi. Niye belirleyici biliyor musun? Çünkü bu hayat
sizin iyi mi kötü birisi mi olduğunuzu belirliyor. Çok kolay. Yani kim iyi kim kötü. Bu hayat onu belirleme alanı. Da kolay bir şey değil. Bu hayır şöyle çok kolay. Yani anlaşılması için kolay. Yani bir insanın burada yaşadığı hayatla iyi bir kişi veya kötü bir kişi olduğu çok rahat anlaşılır. Kriter açısından. Bu hayat bunun içindir. Yani bu ölçüdür burası. Yani. İyi veya kötü olur. Hocam bir dakika esas noktaya kaçırıyor. Söz alalım konuşalım kardeşim. Kolay olsa herkes gider. Hocam bir dakika esas nokta yani bu yaratılma neden yaratıldığına başka bir görüşümüz var mı merak ediyorum. Benim mi? Evet. Yok. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim sizin bu sözünüze? Bu sınav dediniz ki Allah sonsuz ilmiyle elbette biliyor ne gerek var ama kitabımızı önümüze koyuyor. Biz itiraz edemiyoruz. Al diyor bu senin kitabın oku diyor. Yani ben aslında beni bıraksaydın ben iyi bir insan olurdum kötü bir insan olurdum itirazı yapamıyorsunuz. Yaşadığınızı ortaya koyuyor. Allah tabii ki bilir. Çünkü zamanı yaratan Allah, zamanın üzerindeki bir yüce vardır. Ama bize iradeyi vermiş, biz kendimizin kullanıp kendimize gösteriyor bize. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Katılıyorum da gene cevap yani, yükselmiyor. Gene bir nedeni var. Niye? Adına sizin sınav dediğiniz şey aslında şudur. İyi ve kötü olma, yani sınavın amacı zaten bu. Kimin iyi veya kimin kötü olduğunu ortaya koymaktır. Şimdi siz ona sınav diye kısıtlama getiriyorsunuz belki bir noktada ama bu öyle değil. Yani orada Allah'ın sınav dediği şey, mesela bela içinde bunu söylüyor. Biz belalandıracağız sizi diyor Allah. Yani sizin neyi tercih edeceğinizi sizin kararınıza bırakarak göreceğiz diyor Allah. Şimdi burada sınavdan amaç bu. Yani aslında sınav şu demek. Yani ben iyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım? Onun belli olması demek. Onu belli ortaya çıkaracak şeyler nedir? Yeryüzündeyken benim hem inanç olarak hem yaşantı olarak iyi bir insan mıyım, kötü bir insan mıyım? İki tip insan var. İyi insan, kötü insan. Sınav bu. Hocam biz müsaade sesi bulur mu? Estağfurullah, tabi buyurun. Bir tane de Kur'an alacağız ama kim var diye. Onu da hamdolsun versin. Ayaklarınıza sağlık. Ayağınıza sağlık, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bir şey daha sorayım hocam. Bir şey daha sor ama eğer başka soracak yoksa. Baktım ama. Yok, başka soracak yok zaten, buyurun. Şey demiştiniz ki o çok doğru bir tespittir. Nebi Muhammed öldükten sonra İslam bitti diye. O bütün nebilerin, bütün resullerin başına gelmiş şeydir. Evet. Onlar öldükten sonra bitmiştir. Bitmiştir. Peki ölmeden biz... bile bitiyor. Evet, olsun. Ya da hiç olmuyor. 40 günlüğüne ayrılıyorsa üstelik de yerine yedek resul var. Gene bitiyor. Evet. Şimdi biz bu kadar şerefli ve bu kadar akıllı yaratılmış onurlu iyi bir şeyiz, cinsiz, ırkız ya da ne derseniz. Varlığız. Varlığız. Evet. Onu bulamadım. Ama her seferinde niye bu kadar anında yanılıyoruz hocam? Yani bu bizim içimizde olan bir şey o zaman. Bak, bir yani. Şey şöyle, bir şey ne kadar iyi olabilme imkanına sahipse o kadar da kötü olabilme imkanına sahiptir. Bu her şey için geçerli bir şeydir. Hiçbir ders almıyoruz hocam. Yani hep her şeyi zıttıyla var almıyoruz hocam. Alanlar var. Biraz önce de izah ettim elhamdülillah. Yani yeter mi elhamdülillah. Cehennem insanların çoğu yani insanların çoğu cehennemi koyacak diyor Allah. Hocam dünya nimetleri insanlara sevdirildiğine göre imtihan olay değil yani. Ha yani biz bu kadar şey yaratılmışsak. Sizin sorduğunuz soruda bir araştırma yaptım ben. Bilimsel de bir şey bu. İnsanların geneli bir olayla alakalı karar vereceklerse, bir karar alacaklarsa düşünce yetisinde ilk aklına gelenlerden birini tercih ediyorsan kuvvetle muhtemel hepsi yanılıyor. Ama sonuç i̇lk olarak aklına gelen tercih edilirse fıtratımızda bir sıkıntı mı var yani. Hocam? O zaman yani herkes bu hatayı devamlı yapıyorsa kardeş bak eğer bir insan bile yani, bırakın bir insan bile
Eğer iyi olmayı başarabiliyorsa demek ki insan iyi olmayı başarabilen bir varlıktır. Bir insan bile bunu başarabiliyorsa. Yani demek ki insan iyi olabilecek, iyi olabilme imkanına sahip bir varlık. Aynı zamanda kötü olabilme imkanına da sahip bir varlık. İnsan kötü olmayı seçiyor. Çünkü yani, iyi olmak daha üst bir şey. Yani. Tabii o üst daha üst bir şey. Şey. Çok daha zor bir şey. Zor değil mi? Üst seviye. Üst emek ister, çaba ister. Seviyeye geçmek zorluk demek. Zorluk aşarak ister. Yani yapmakla yıkmak gibi bir şey kardeş ya. Bir şey 10 ayda yaparsın ama 10 dakikada yıkarsın. Yani. Ay hani hep içinde ürte şu kalıyor. Allah bizi özel yarattı ama biz hep kötüye yöneliyoruz. Yani bizi yaratırken daha iyiye yönelmemizi sağlayacak şekilde de yarattığını söylüyor ama düşünce yetisi ona itiyor. Ama bak şimdi biraz önce şey yaparken Müslümanlar için değil ama senin o sorduğun şeyin cevabını Kur'an şöyle söylüyor. Ayetler bunlar, ayetlerden çıkarttıkların insanların çoğu şükretmez diyor Allah. Bakın Müslümanlardan söz etmiyor. Tabii insanlar. İnsan derken bizi kastetmiyor. Nankörleri kastediyor ve bu nankörlerin de çok oluşunu söylüyor. Anladınız mı? Yoksa insanların tamamı değil. İnsanların tamamı değil. Yine mesela insan zayıf yaratılmıştır. İnsanların pek çoğu fasıktır. Fasık ne demekti? İnanç olarak Müslüman, yaşantı olarak kafir. Ya da insanlar kendi kendilerine haksızlık yaparlar. İnsan çok zalimdir. İnsan çok acelecidir. İnsan çok nankördür. İnsan çok cimridir. Ama bunlar herkese denmiyor. İnsan işte insanların çoğu böyle yani. Hani iyi olanlarla meşgul olamıyoruz diyor. Mesela iyi olan şeylerle meşgul olamıyoruz. Şimdi iyi olan şeylerle meşgul olabilmek ve insanların gerçekten bir takım değerlere sahip olması için de sistemin ana unsurlarının doğru olması gerekiyor. Şimdi siz bir ülkede yaşıyorsunuz, adalet var, sosyal haklarınız var, öyle değil mi? Siz eşit olarak eğitimden faydalanıyorsunuz, sağlıktan faydalanıyorsunuz. Hele adalet üst boyutta. Şimdi bu böyle bir ülkede yaşadığınız zaman insanların muhtemelen değer yargıları da yükseliyor. Mesela şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman evet, belki bir takım aile kavramları olmayabilir, bencil olabilirler. Ama ahlaki değerleri bize göre çok yüksek. Bence onların yönetim şekillerinde var olan, hani tabii ki eksikleri vardır ama adalet duygusu, eşitlik duygusu. Yani şimdi mesela Türkiye'den örnek vereyim. Şimdi parası olmayan insan şu anda bu ülkede yaşayamıyor maalesef. Şimdi o da mesela insanlar da şunu söylüyor, diyor ki ya para her kapıyı açıyor. Evet hocam, şu an Türkiye'de para her kapıyı açıyor maalesef. Maalesef böyle bir şey de var yani, göz yani değişmeyen ve bizi umutsuzlaştıran şeyler de var. Ben bunu bir soru olarak almıyorum. Hayır, ben size soru olarak söylemiyorum. Bunu sadece bir değerlendirme olarak. Yani soru olarak değil, değerlendirme olarak söylüyorum ve biz değerlerimizi ve inancımızı zaten bu şekilde kaybetmeye başlıyoruz. Şimdi ben sadece sistemde var bir ben de yani. Şöyle söyleyebilirim. Bir şeyi eğer bütünüyle, yani resmin, fotoğrafın tamamını dikkate alarak değerlendirmezseniz bence yanılabilirsiniz ya da haksızlık yapabilirsiniz. Bugün kuşkusuz o Avrupa denilen ülkelerin sözünü ettiğiniz gibi birçok sorununu ahlaki değerlerde çözmüş olduğunu görmekle beraber o ülkelerin aynı zamanda yeryüzünü sömürdüklerini, sömürüye dayalı bir zenginlik oluşturduklarını ve bu zenginlikten dolayı da herkese asgari hayat standardı denilen o standardın üzerinde bir yaşama imkanı sağladıklarından dolayı da sorunlar buna bağlı olarak neredeyse yok denecek kadar azaldığını, eğer zenginlik olmazsa, ben şu anda Avrupa uygarlığının tek dayanağının zenginlik olduğunu düşünüyorum. Zenginliği oradan alırsanız yeryüzünde onlardan daha vahşi, daha adi ya da daha hırsız, daha cani bir toplum bulamazsınız. Vahşi olduk. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir değerleri yok.
insani hiçbir değerleri kalmamış ama tam bir konsensüs içerisinde yasalar tıkır tıkır işliyor, evet. Hayat işte bakın zenginlikten söz ediyor zaten. Zengin olunmadan bilgiler olunmaz. Yani medeni olmak için, yani sizin Avrupa dediğiniz mesela işte diyelim ki Fransa, Belçika, Hollanda halen daha hem Asya ülkelerini hem Afrika, özellikle Kuzey Afrika ülkelerini halen daha sürüyorlar. Fransa'nın bugün bile Cezayir'den her yıl 500 milyar dolar para alıyor halen. Hocam ben kendi vatandaşları için ama bak senin vatandaşları hayır ama ben de diyorum ki neye dayanıyor? Bakın bütününü görürsün. Bunu neyle sağlamış? Bak bunu neyle sağlamış? Bunu iyi insan olmasıyla mı sağlamış? Hayır. Afrika'daki bunu bakıyor. İnsanların kanını emerek elde ettiği. Şimdi ya sofrada eğer 40 çeşit kahvaltı varsa hiç kimse o sofrada kavga etmez. Niye etsin ki? Herkesin yiyeceği zevkine göre var. Sorun da çıkmaz orada. Ama sofrada bir zeytin var, bir de peynir varsa ve peynir daha çok seviliyorsa o peynire sahip olmayı insanlar yani herkes ona saldıracak ve orada bir kargaşa çıkacak. Yani ben yine söylüyorum Avrupa'nın medeni olması insanlığından değil kurduğu sistemin tıkır tıkır işlemesi yine ahlakından filan değil. Emin olun diyorum ya bakın bir aylığına o zenginliği ellerinden alın. Ortada insan denen bir şey kalmayacak. Hep talan olacak. Bugün pandemide bile çok kısa süreli bir sıkıntılar yaşandı. Avrupa'daki, o medeni Avrupa'daki bütün raflar boşaldı biliyor musunuz? 6 aylık, 7 aylık adam ihtiyacını depolamaya gitti. Ne oldu? Şöyle bir